Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala hayril halqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah. Ve ma min dabbatin fil ardı illa ala Allahi rizquha ve ya'lamu mustaqarraha ve mustavda'aha demahama kılalı. Anlatı Allah subhanahu ve taala yer yüzünde qanday bir canavar bo'ladigan bo'lsa buning rizqi Alloh taoloning zimmasiga deydi. Tirik jonzot borki, rizqi borligi uchun yuribdi. Tirik jonzot borki, Alloh taolo albatta rizqini yetkazadi. Mana Imom Alboniy sahih degan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Inna ruhal qudus nafasa fi ru'i, ru'ya anna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Fattaqulloha va ajmilu fi talab." Ruhul Kudus bo'lgan Jibril amin menga shunday bir narsani bildirdiki, inson bolasi peshonasiga yozilgan rizqini yemasdan turib hargiz vafot qilmaydi. Inson tirikmi, demak rizqi bor. Rizqi tugadimi, shu kuni vafot qiladi. Allohdan taqvo qilinglar va rizqni talab qilishda chiroyli talab qilinglar. Haloldan qidirsangiz ham, haromdan qidirsangiz ham, Alloh taolo yozgan rizq bor, undan oshig'i ham kelmaydi, kami ham kelmaydi. والذي نفس محمد بيده لن تموت نفس قبل ان تستكمل رزقها وجلها فاجمل في الطلب ولا يحملنكم استبطاء رزق على ان تطلبوه بغير طاعته كيان حديثة امام الباني مروايط خيان اجمل في الطلب فإن كلا ميسر لما خلق له رزقنا طلب قلش ليدا شرالي بالطلب قليلار حلال لقلان قدريلار من ايتي يبس انسان حلال يقولر سيان حرام يقولر سيان ibodatda bo'lsa ham, ibodatda bo'lmasa ham, fosil bo'lsa ham, fojir bo'lsa ham, Alloh bergan rizqini yeydi. Buni misoli bir tomga bir tonnali bochkaga suvni quyib qo'yib turib, ikki tomondan kranni tushirib qo'ygan bo'lsangiz, bunisini burasiz ham o'sha suv tushadi, bunisini burasiz ham o'sha suv tushadi. Bunisini buraganligi uchun ko'proq yoki bunisini ochganligi uchun kranni ozroq tushmaydi. O'sha tevada bir tonnami, bir tonnali 100 litr bo'lib qolmaydi. Bu tushunga o'xshaganda insonning ro'parasida rizqi turar ekan, bugun 1000 so'm topishligini yozgan bo'lsa, halolga ursa ham 1000 so'm keladi, haromga ursa ham 1000 so'm keladi. Mana shu narsaga siz bilan biz iymon keltirishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, rizqingizni talab qilishda chiroyli bo'linglar. Zero har bitta kimsa o'zi uchun yaratilgan narsaga yetishligi oson bo'ladi. Mana shu hadisdan kishini oxiratiga bir ishora dedi va tafsir sharhida bergan ulamolar inson jannatiyligini alomati hayotda qilayotgan ishlariga qarab belgilansa bo'ladi, ya'ni oxiratini Alloh biladi. Kishini oxiratga foydasi tegadigan, jannatga olib boradigan ishlarni oson qilayotganligi bu odamni jannati ekanligi ishora deydi ulamolar. Va aksincha, fisq-fujur Alloh harom qilgan narsani qo'rqmasdan jur'at bilan qilayotganligi yaxshi emasligini belgisi, lekin amallar oxiriga qarab, xotimasiga qarab belgilanadi. Ibodatda taqvoda yurganligingiz ha demak men yaxshi odam ekanman deb o'shuncha ibodatni yuribman deb siz bilan bizni xotirjam qilib qo'ymasin, chunki amallar innamal a'molu bil xavotim, amallar oxiriga qarab baho beriladi. Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu Madinada mana Madinaga ko'chib borganda hech narsasi yo'q, kambag'al, gadoy bo'lib bordi. Hech narsasi yo'q bordi, lekin peshonasida bu kishini boy bo'lishi taqdir qilingan ekan. Sa'd ibn Robi mana ikkita xotinim bor, ikkita uyim bor, yoqqanini bo'shatib beraman desa, yo'q deyapti. Qo'liga naq berganda olmasa ham, Alloh boy qilishini yozgan ekan, boy bo'lib ketaverdi. Agar o'shini olib turib, o'sha uyini, xotinini olib, pulini bir qismiga ega bo'lib turib boy bo'lganda biz aytishimiz mumkin edi. Qayinni naqini oldida o'shuning uchun boy bo'ldi. Endi omodi ham boy bo'lavordi-yu. Chunki insonning peshonasida rizqini keng bo'lishi taqdir qilingan bo'lsa, rizqi keng bo'ladi. Yaxshincha, rizqi tang bo'ladigan bo'lsa, o'zini o'tkursin, cho'qqursin, hech qachon bo'lmaydi. Endi bo'lish bo'lmasligini Alloh subhanahu va taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Ba'zida harom savdo qilayotgan odamni bo'lib ketayotganligini ko'rasiz. Halol savdo qilib 5-6 so'm oshirayotgan odam, men ham harom qilsam shunchalik bo'larmikanman deydida. Endi qarab tursangiz, u harom savdo qilayotganda hammasi ham bo'lib ketavermayapti. Biz faqat o'sha haromdan topib bo'lib ketganlarni ko'rib turib, haromdan qilsa zo'r bo'ladi deb o'ylayapmiz. Va haloldan savdo qilib dunyoga ega bo'layotganlar ham bor. Faqat halol savdo qilib bo'lmayotganligimiz uchun bilamiz. Bo'lmaydi deymiz. Siz qaysi tomonda ixtiyor qilishingiz qo'lingizda? Halol yoki harom tijorat. Lekin natija bitta. Natija aniq. Halol bo'lsangiz ham, harom bo'lsangiz ham. Imom Alboniy sahih degan hadis: "Inna rizqa la yatlubu 'abda aksara mimma yatlubuhu al-ajalu." Ajal deydi Rasululloh.
özünü egasını istegendik. Yani acal adaşmıydı. Acal ot götürdüğün künke gendi biz özümüz çıkıp aramız aldıydı. Düşündüğünüz mü? Acal özünü egasını kuvalagendik, rızk hem bu düşündüğü kuvalı belki köprak kuvalıydı. Fakat insan taatta ibadette bularken bu rızk barakatlı bu gelişli gibi var. Şimdi bir asarlarda kilitirildi. Bir mumun bende hemen insan vafat kılıçdaki saatler yetken payıda çankadı. Yani ölüm saatinde çankaçla gitmene hak. Çankat durgen de onge biriktirilgen muhakkel parışta atarırken şu asarlarda kilitirildi. Ve bende, adam balası, mağribden, maşırıptan kezip geldim, senge bir hoplam su topamadım yok iken senge, içi bopsan. Mağribde maşırıptan alıp geldim, bir çiçle bokma topamadım, yer bopsan. Çünkü hatırladı. Fala hilete minar fi rizq vala şafat anil fil mavd. Rizq üçün hile yok. Tügep koyan bosa. Yani acel kep koyan bosa şafat yok. Hiç kim ortaya düşe olmaydı eğer acel kep koyan bosa. Rizq tügep koyan bosa hiç kanalaki yolu yok. Yani kelişini yazgan bosa onu tosup ola diyen hiç kendik mani tosup olmaydı. Bana kuyudaki İmam Albani Sunan Termizi'de getirirken sahih hadiste aytadı. Hadis Kudusi. Allah Subhanahu ve Teala aytadı. Ya İbn Adam, tefarrag li ibadati amla sadraka ghina ve asuddu faqraka. Ve la taf'al mala'tu yadaka shughlan ve lam asuddu faqraka. İmam Tirmizi rivayet. Mana Allah Teala siz bilan bizga xitob qilib aytadi ki, ey odam bolasi, meni ibodatimga bo'sha. Dunyoda tarqilib masjidga kirib oldi tushunmaydi. Bunarda tashab chiqib ketaylik degan emas. Meni ibodatim uchun bo'sha degani bu qalbingni bo'sha degani. Oyoq, qo'l, ko'z, aql dunyo tijoratini qilsin. Faqat qalb Allohning ibodati bilan ovora bo'lsin. Mana aytamiz, qilayotgan tijoratimiz, qilayotgan kasb-kor yoki hunarimiz bolachaqa boqishlik niyatida chiqyapti. Bolachaqa boqishni Alloh taolo bizga buyurgan. Demak, ko'chaga bolachaqa boqaman deb chiqishligimiz ibodat. Shu pulni topishdan maqsad Allohning roziligi bo'lsa, shu pul topishimiz ham ibodat. Odamlarga hasad, odamlarga yetib olay degan niyatda emas, balki Alloh taolo buyurganligi uchun bolachaqamni boqish uchun ishlayapman desek, nima ibodat? Ey odam bolasi, meni ibodatimga bo'shat qalbingni. Agar shunday qilsang, amla usodraka g'ina. Ko'ksingga boylikni to'g'risib qo'yaman. Bu yerda qanaqa boylik bor? Bu yerda tillo kumush yo'q. Bu yerda qanoat degan boylik, rozilik degan boylik. Meni ibodatimni deb yashagin, qalbingga men rozilik degan boylikni kirgizib qo'yaman. Va asuddu faqraka. Faqirligini, kambag'alligini ketkizaman. Mana aytdik, hamma faqir. Kambag'alga 1000 so'm yetmagan bo'lsa, boy 10000 so'm yetmaydi. Boy ham faqir, kambag'al ham faqir. Endi mana shu faqirligini ketkizaman deb Alloh taolo agar qalbingni menga bo'shatib qo'ysang. Agar shunday qilmasang, ya'ni qalbingni menga bo'shatib bermaydigan bo'lsang, qalbing dunyo muhabbati bilan to'layotgan bo'lsa, endi onani qilishim kerak, mananı qilishim kerak, onaga yetishim kerak, mananı yetishim kerak degan g'am qalbimizda bo'ladigan bo'lsa, mana tu yadaka shug'ulan. Qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman. Hech bo'sh vaqt yo'qmi? Ham meni ziyorat qilib qo'y desa, ishim ko'p. Tog'ing kasalot ko'rib qo'y desa, keyin ulgimayapman, ishim ko'p. Eskilarimiz piyoda yurib hamisha ulgigan. Hozir mashina ham bor tayimizda, telefon ham bor tayimizda. Hamma yo'q, lekin nima yo'q? Vaqt yo'q. Chunki bizning qalbimiz shu dunyo bilan ovora bo'lib qolganligi uchun Alloh taolosi siz bilan biz vaqtimizga barakani olib qo'ymayaptimikan? Agar qalbingni menga bo'shatmasang, qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman va faqirligini to'smayman. Kelaradi, kelaradi, ishlayorasan, to'planaveradi, lekin yetmaydi doim. Inson bolasini ko'chaga darsimizga aytdik, ikki vodiy oltin berilsa, uchinchisini ham qo'shib olishga istab qoladi. Odamlar g'alatida tabiati. Hadiya tarqatilsa, mana hajda olaylik. Bitta tegdi qo'liga. Mana hajga borgan birodarlarimiz buni yaxshi biladi, ikkinchisiga ham harakat qiladi. Agar shu hadiyani tarqatayotgan ko'chadan nariyoqdan o'tib ketayotgan bo'lsa, indamay ketaveradi. Yo'q bo'lsa ham turuvdi, endi bitta bersa ikkita deydi. Karobga olib olganlarni ko'rganmiz birodar. Ketayotganda sasni tashlab ketganlarni ko'rganmiz. Kitob tarqatganini ko'rganmiz. Hojakalar, mana hajga ketadiganlar bo'lsa, shu narsani bir quloqlaringizga olib qo'yasizlar. Kitob u uyg'ur tilidan, tojik tilidan olaveradi. Oladida ketayotganda hadiyalarni birinchi sotib turib, keyin so'mkaga sig'may qolsa, kitoblar tashlarda qolganini shu takiyalarda o'zimiz kuzatganmiz, tahlab olib chiqib qo'yganmiz. Inson bolasi to'ymaydi. Inson bolasiga ikki vodiy oltin berilsa, uchinchisini orzu qiladi. Imom Albaniy sahihidan quyidagi hadis: "Man kanati dunyo hammahu." Qaysi bir insonda dedi Rasululloh, dunyo g'ami bo'lsa, faqat dunyoda g'ami bilan yashayotgan bo'lsa, farraqallohu alayhi amrohu va ja'ala faqrahu bayna aydihi va lam yatihi minad dunyo illa ma kutiba lahu.
Kim fakat dünyada yaşasa, Allah Teala o adamın içini saçıp taşıyor. Yığamıydı baş için. Fakirliğini peşenesi yazıp koyardı. Dünyada gam kısayan bir Resulullah. Allah yazgana aşkın yazana sana alamıyor. Şimdi kim? Ahiretini gam kıyan olsa. Allah Teala bu adamın içini toprağa koyardı buraya. Baş işini bıladı, kimliğini bıladı, etlemen tügenlerin iş kılışını bıladı, etteki kayaka keçiliğini bıladı, kimliğini bıladı. Ve boyligini çöntüye deme yaptı. Kalbige joyla koyardı. Kanaat degen boyligini verirdi. Ve dünya kere uğradı, yazılganlığı için bu halen ki bu dedi, onge kere gelmez. Bundan sonra balaktır uğradı. Ha kep değil mi? Ha kere gelmezse o koy. Kim yaptı dedi, rampalı bunun arkasına yürülmeydi. Demek, bugünkü saat suratımız gerekmeyi yasarkenimiz, boyaki okuyanımız kaytarıp koyanız. İnne rizqa la yatlubul abda aktar minna yatlubuhul acaluhu. Acal, özünü sahabını kıdırgen dek, belki ondan göre köprak, rızkı kıdırıp yürüdü insanla. Talabını çıralı kılaylık, kalbini Allah-u Teala'ya boşetiyelik. Allah-u Teala kalbimizge, hatır cemil degen boyayını atakıyken olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.